gibi. İmza koymadan gibi. Böyle şeylere bence. Peki başrol heyecanı, güzel haber. Kalemim yok ya. Bana kalem hediye etmişti kuzum. Serenay Aktaş ile ilgili bir haber efendim. Survivor'la popülaritesi artan Serenay Aktaş figüran adlı sinema filminde başrol üstlendi. Çekimleri de çok güzel gidiyor. Çok yoğun, çok yorgun. Onu biliyorum, konuştuk. Ama çok da mutlu. Yani, beni mutlu eden ne biliyor musun? Hı. Bir yarışma. Yarışmadan çıkan insanlar işte. Bunlardan biri de Serenay. Ne güzel. Döner dönmez. Aradan birkaç ay geçti. Hemen bir sinema filmi. Televizyon programında da var. Çok ciddi bir atakta şu an. Bunlardan biri. Yani Murat, Murat aynı şekilde bunlardan biri. Baktığım zaman o yarışmaya katılan birçok arkadaşımızın hemen hemen birçoğu sanat hayatında bir yer ediniyorlar kendilerine. Yani uğurlu geliyor. Hem uğurlu geliyor uğurlu hem geliyor. De o noktadan sonra ciddi, güzel ve doğru bir kariyer yönetimi, evet. Doğru ekiple çalışılırsa çok da başka bir noktaya gidileceğini düşünüyorum. Survivor çok önemli. Yeni komedi filminde Pelin Şafak adlı bir starı canlandıran Serenay Aktaş, jacuzzi sahnesiyle çok konuşulacağı benziyor diyor haberde. O jacuzzi'li görüntüyü bir alalım. Herkes fark etmiştir diye düşünüyorum ama biraz bakarsak o küvetli bir fotoğraf vardı ya. O fotoğrafta bir şey benim dikkatimi çekti. Seni de çekti mi Salih abi? Çekmez mi? Tabii ki çekti. Şimdi bu sahneyle dikkat çekecek deniyor. O jacuzzi sahneyle. Jacuzzi fakat sahnesi işte fotoğraf gerçeği gösteriyor. Bir manken, cansız manken. Bakar mısınız? Sağ omuzundaki kol eki. Yani Serenay'ın böyle kolunu manken. Eklemediler sonradan yani. Cansız manken, konu mankeni. Tabii ki bazı sahneleri oyuncular oynamıyorlar. İstememiş. Dublör kullanıyorlar. Evet. Ya da böyle bir mahsurlu sahne olursa konu manken olarak cansız manken seçilebiliyor. Dublör de olabilirdi. Tabii ama birçok Avrupa'da da Hollywood'da da yapılıyor bunlar. Peki bir şey daha soracağım. Ben şimdi yine susamıyorum. Bu dilimi böyle ısırıyorum, susamıyorum. Şimdi biz buradan görüyoruz. Evet. Bak ben bile, benim gözüm bile şu mesafeden o manken olduğunu seçti. Cansız manken. He, cansız manken olduğunu seçti. Peruk takılmış bir cansız manken. Şimdi burayı çeviriyorum. Omuzundaki ekten belli. Peki haberi çeviriyorum. Belli. Haber diyor ki jacuzzi sahnesiyle çok konuşulacak. Konuşulur. Konu manken olunca konuşulur işte bak. Yani hani fark etmemişler mi gazeteyi basarken bunun manken olduğunu, yoksa fark edip üzerine gitmek istememişler mi? Fark edilmiştir. Üzerine gidilmesine gerek görmemişlerdir. Çünkü bir film bütününü ele alıyor arkadaşımız. Jacuzzi sahnesi çok konuşulacak. İşte Serenay Aktaş jacuzziye girdi. Şöyle oldu, böyle oldu. Bu tür fotoğraflar geçmişten günümüze yapımcılar tarafından da medyaya ulaştırılıyor. Tabii. Hatta yapımcılarla onun mankeni olmayan, gerçekten o rolü oynayan insanlar sanat camiasında da var. O resimlerin orijinalleri de tabii zamanında birçok filmde olduğu gibi gazetelere ulaştırılıyor. Promosyon amaçlı şeye de çok filmi şey yapıyoruz. İzletmeye yönelik karşılaşıyoruz. Bir haber. Oyuncularla, yapımcılar ve yönetmenler arasında film çekildikten sonra özellikle kadın oyuncularla sıkıntılar yaşanabiliyor. Yaşanıyor. Yani çünkü filmin bütün promosyonunu kadın oyuncunun işte mesela ne bileyim ben iç çamaşırıyla koridorda yürüdüğü bir sahne, geçenlerde izledim o filmi bu arada, güzel, Nurgül Yeşilçay'ın filmi. Hani sadece o sahneyle filmin promosyonu yapılması biraz mesela onu rahatsız etmişti. Yerden göğe de haklıydı bence. Ama evet, bu sistem böyle de çalışıyor. Ama jacuzzi'deki Serenay değil, kolunu sonradan eklemediler en azından. Onu söyleyeyim. Peruk da çok fena bu arada. Yani peruğa gülüyorum. Aklıma yine, bizim yine topu bulmuş. Tabii canım, kaçırır yine mı topu ya? Topu bulmuş, kaçırmaz. Aklıma Peruk görünce aklıma O Ses Çocuklar geliyor artık. Emin ediyorum Peruk gördüğüm an o harika, çok eğlenceli. Hadiseye benzemek için hepsinin sarı peruk taktığı bölüm geliyor. Çok güzeldi. Benim aklıma da Üç Adam'da Eserle İbo geliyor. Onlar da çok ilerdi ya. Onlar da çok ilerdi. Vallahi böyle efendim. Meşhur evet, jacuzzi sahnesinin fotoğrafı budur. Filmlerin promosyonu için bu tür şeyler yapılıyor. Bundan sonra da yapılacak. Serenay'ın yolu açık olsun. Mutlu i̇şte olsun. Yakın close-up yaptı arkadaşlarımız. Cansız manken olduğu. Koluna ne oldu Serenay? Açık. Ne oldu koluna arkadaşım? Peki inşallah çok güzel olur. Gişesi